Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar hocam. Aleykümselam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Size de hayırlı cumalar hocam. Ben Aslan'dan ödüyorum. Emekliyim. Bir promosyon verecek ya devlet hocam. Evet efendim. Bunu ben bir hoca dedi ki bu dedi faiz dedi almayın dedi. Ben de alsam siz de alsanız haram dedi. Ben ondan sonra şeye gittim müşküle gittim. Dedim ki durum böyle böyle. Onlar da dedi bu dedi 3 gün falan bir de kullanıyorlar parayı. Onun faizini veriyorlar dedi. Bir de pazarlık yapıldı dedi. Peki içime sinmedi hocam. Bir size danışayım dedim. Bir de bu katılım bankaları var ya hocam. Evet efendim. Onlara para yatırıyoruz. Yani onun durumu nedir? Hani faiz midir değil midir? Bunu bir iki sorum olacak hocam. Peki bir efendim. Hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler efendim. Efendim ilk dinleyicimiz. Emekliyim dedim. Merak etmesin ben de emekliyim. Hem emekliyiz hem yaşlıyız. İki türlü de emekliyiz. Bizim de moralimizi bozmayın hocam. Öyle konuşayım. Yok şimdi böyle şeyler olunca ta böyle o invatife gittiğim yıllar hatırıma geliyor. Evin dibinde cami vardı. Gelip o yaşlılar böyle konuşurlardı. Bir gün birisi gelmiş yani o mahalleden değil. Bizim ev çok yakın. Hemen kapıdan çıktım. Tabii camiye doğru şey yapınca adam böyle bana bakıyordu falan. Neyse oraya yaklaştım. Selam verdim falan. Orada kendi emsallerine döndü. Şimdi bu delikanlı dedi. İşte okul varsa okul bitsin. Sonra askerlik bitsin. Sonra evleneyim der. Evlendikten sonra işte çoluk çocuk sahibi olur. Sonra da ölmeyi bekler dedi. Hayatı özetlediydi. Hayatı özetlediydi. Hakikaten öyle yani. Onun değişen bir tarafı söz konusu değil. Değişen bir tarafı söz konusu değil. Allah-u Teala hepimizin hakkında hayırlısını versin. Babaannemler kuşakların ağzından hep böyle bir söz çıkardı. Dünyaya kazık mı çakacaksın? Annemlerin emsalleri de kullanırdı bunu mahvelinde. Dünyaya kazık mı çakacaksın? Kazık çakın olmamış. Hatta Süleyman Aleyhisselam'a kalmayan Sultan Süleyman derler. Evet, sultanlığı da vardı Süleyman Aleyhisselam'ın. O bildiğimiz Kanuni Sultan Süleyman değil. Kanuni Sultan Süleyman Han yani üç kıta üzerinde hükmetti. Cihan padişahıydı ama Süleyman Aleyhisselam yeryüzünün tamamına hükmetti. Cenab-ı Hak'tan sultanlık istedi, Allah-u Teala verdi. Hatta öyle bir sultanlık ki ya Rabbi hiç kimseye vermediğin diye talepte bulundu. Cenab-ı Hak da kabul etti. Tabiat kuvvetleri bile emrindeydi. Bütün hayvanlar emrindeydi. Cinler bile emrindeydi. Oturduğu kürsüne emir verdiği zaman böyle uçak gibi, helikopter gibi havada uçuyordu. Gideceği yere o şekilde rahatla gidiyordu. Trafik derdi yoktu yani. şimdi böyle bir saltanatı vardı. Süleyman Aleyhisselam'a da kalmamış. Ona da kalmamış. Hatta anlatılır mesela değişik şekiller, değişik rivayetler var. Gerçi de vefatlarıyla alakalı olarak. Bir gün böyle sarayındakiler herkese izin vermiş. Kapıcı da tembih etmiş. İçeriye kimse alma, bugün dinleneceğim diye. Oturmuş böyle sarayının salonunda tek başına bakmış böyle çok nurlu yüzlü, genç, temiz bir elbiseli. Yani uzak yerine geldiği belli olmayan, kendi tebaasından değil, tanımıyor. Birisi süzülüp giriyor içeriye. Selam veriyor, aleyküm selam da diyor. Ben tembih ettim kapıcıyı falan diyor. Kimseyi alma diye. Sen diyor nasıl girdin? Gelen diyor ki ey Allah-u Teala'nın peygamberi biz bir yere girmek için kimseden izin almayız. Öyle deyince anlıyor gelenin melek olduğunu. Diyor ki vazifen ölüm meleğiyim diyor. Ziyaret için geldin herhalde. Yo diyor. Ama diyor ben bugün diyor tam böyle bir istirahat edecektim diyor. Emanet almaya geldim diyor. Ruhunu almaya geldim. Ama istirahat edecektim. İşte o melek diyor ki ey Allah'ın nebisi bilmez misin ki la rahatı fi dünya. Dünyada artık yoktur ve dünya fanidir buyuruyor. Dolayısıyla hiç kimseye baki değildir. Allah-u Teala hepimizin sonunu hayır eylesin. Şimdi emeklilere devlet işte kendisi organize etti, şey yaptı falan. Zamanını bilemiyorum ama devlet uğraştı, etti. Şu anda ister özel şirkette, ister devlet şirketinde olsun. Bağışlar banka üzerinden geçiyor. Emeklininki de, çalışanınki de. Yok artık o elde verme derdi yok. İmamınki de, müftününki de yani. Evet, imamınki de, müftününki de. Hepsi. Hepsi oradan geçiyor. Şey de öyle. Diğer iş yapanlar da öyle.
bankadan geçiyor. Çünkü devlet o zaman kontrol ediyor. Yani girdisini çıktısını görüyor. Arkadaş diyor, sen bu bankayla ticaret yapıyorsun, bu bankayla aynı şekilde girdin çıktın. Veyahut da birkaç bankayla hepsini koyuyor. Bankalarda girdin çıktığına göre senin diyor şeyin bu. Sermayen bu. Özel şirketlerde. Yani. Özel şirketler. Hepsini evet. Kontrol altına evet. Aldı yani. Hepsini kontrol altına aldı. Tabii devlet de mesela emekliye maaş verirken bu maaşları bankaya yatırıyor. Bankada bir gün iki gün kalıyor. Bankanın cirosunu yükseltiyor tabii ki o. Kalıyor. Devlet diyor ki bak siz bunlardan istifade ediyorsunuz. Senede bir defa da aynı şekilde bir hediye verin. Emeklim bir bankayla pazarlığı yok. Devlette pazarlığı yok. Hatta emekli olduğu parayı bile devlet hediye olarak veriyor aslında. Benim karşılığım. Ne karşılığı? Ben çalıştık karşılığını aldık ya. Devlet o emekliyi hediye olarak veriyor. Efendim promosyon. O da hediye. Benimle bir alakası yok. Ben para yatırmadım. Bir şey yapmadım. 20 sene, 30 sene çalışmışım. Devlet hani yaşlı şey itibariyle daha önce SSK'ydı, emekli sandığıydı. Şimdi ne diye birleştirdiler? SGK diye birleştirdi. Hepsini tek şart altına getirdi. Dolayısıyla o devletin bir hediyesidir, bir ihsanıdır. Yani devlet veya o özel şirket diyor ki bankaya promosyon ver benim elemanıma. Hı-hı. Vermezsen bak verecek var karşıda. Hı-hı. Giderim onun üzerinden. Onun üzerinden. Yani sen bu parayı kullanıyorsun. Yüklü bir miktarda beslenmiyor. Sen de diyor aynı şekilde benim vatandaşıma bir hediye ver. Benim vatandaşım. Devletin dediği bu. Yani bizimle hiçbir şey yok. Ne pazarlığı var, ne para koyuyor, ne onu... Böyle bir şey söz konusu değil. İşte imama sorduk, müftüye sorduk. Diyoruz faizci. Ya senin aldığın para da aynı şekilde bankadan geliyor. El insafsız. Ama faizin ne olduğunu bilmiyorsun. Hiç olmazsa bakalım de. Bu promosyonların hepsi aynı şekilde hediyedir. Almakta herhangi mahsur söz konusu değildir. Faizle hiçbir alakası da yoktur. Fakat kitaplarını okumayıp da kafadan fetva verirsen öyle olur tabii ki. Kafadan fetva verirsen. Çünkü adamların kafası yıllardır banka eşittir faiz. Hep ona endekslenmiş. Onun için tam İlmihal Saadet-i Beyli'de faiz banka konusunu anlamıyor. Okusa bir, insaflı okusa onu anlamıyor. Türkiye gazetesinde banka reklamı olduğu zaman aa gördüm bak faizin reklamını yapıyor falan. Ne alakası var? Bakın sen de aynı şekilde o faiz veren bankadan maaş alıyorsun. Maaşını oradan alıyorsun. Maaşını oradan alıyorsun. Ne oldu şimdi? Hatta şeyde Allah-u Teala rahmet eylesin Mustafa amca vardı. Bu Kuzuluk'taki o caminin imamlığını yapıyordu. Orada bazıları camiye gelmiyormuş falan. Orada devresi var Kuzuluk'ta. Bir gün sormuş, merak etmiş. Niye gelmiyorsunuz camiye? Demiş faiz parasıyla yapıldı onlar. Cami. Bankadan aynı şekilde gelen paralarla. O zaman hatırlarsanız satılıyordu. Banka aynı şekilde o senetler bankaya gidiyor. Banka aynı şekilde parayı veriyordu. Diyor ki o senetler bankaya gitti. Banka aynı şekilde onları şey yaptı. Dolayısıyla bu diyor faiz oldu. O da demiş ki iyi o zaman demiş evlerde öyle yapıldı. Niye oturuyorsunuz? Ben demiş kendi param verdim oraya. Senin verdiğin parayla. Adamın düşüncesine kafasına bak yani. Zır cahille. Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Fıkıh kitaplarını okumazsan, ayet ve hadisten İslamiyet'i öğrenmeye kalkarsan işte böyle yoboz olur çıkarsın. Dolayısıyla efendim bunların herhangi bir şeyi söz konusu değil. Bir de katılım bankalarının vermiş oldukları zaten kar zarar ortaklığıyla çalışır. Kendi kafasına göre çalışamaz. Bu iş kanun işidir. Katılım bankası dedikleri finans kuruluşları. Yani kendi kafasına göre yapamaz onu. Sözleşmesi odur. Gittiğin zaman sözleşmeyi önüne koyduğun zaman orada aynı şekilde yazar bu. İslamiyet de buna itibar eder. Aynı işi bankalar yapmış olsa adı katılım bankası tek banka olsa Avrupa'daki Amerika'dakiler yapıyorlar. Aynı banka ikisinde yapıyor. Hiç problem yok. Bir de bugünkü bankaların vermiş olduğu o fazlalığı da almak, orada bırakmamak gerekir. Efendim benim ihtiyacım yok diyorsan fakire verirsin veyahut da din İslam'a hizmet eden yerlere verirsin. Yani kendi ihtiyacın varsa oraya bile kullanabilirsin. Yani bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabının faiz ve banka bahsi var. Orada Dürer'den, İbn Abidin'den alınarak nakiller yapılmış. Hatta orada hadis-i şerifte zikrediliyor. Dikkatli bir şekilde okununca mesele daha iyi anlaşılır.